Bir Galatasaray bağlantısı yapalım bence bu bölümün başında. Ee, şimdi tabii Galatasaray'da da Galatasaray'da Beşiktaş'ta ve Fenerbahçe'de muhabir arkadaşlarımıza ilk sorumuz aynıydı. Teknik direktör artık Galatasaray'da ilk soru değişti. Teknik direktör belli, başkan belli. Peki o zaman transferler. Henry Onyokuru'nun e, durumu ne? Galatasaray Monaco'ya nasıl bir teklif yaptı? E, birinci sorum, ikincisi e tabii Galatasaray'dan ayrılması beklenen oyuncular da var. Bunlarla ilgili e, neler konuşuluyor. Fatih Hoca'nın zaten sunduğu bir rapor vardı. Transferlerdeki son durumu Emre Kaplan'dan rica edelim. Mustafa Göksu sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında yaklaşık son 20 günde Galatasaray'la ilgili yaptığımız bağlantıların hepsinde birçok soru işareti ve birçok belirsizlik olduğundan bahsediyorduk ve bunların artık en büyükleri giderildi. Galatasaray'da cumartesi günü itibariyle Sayın Burak Elmas 38. Başkan olarak göreve başladı. Bugün de artık resmi olarak görevi teslim alacak birazdan. Sabah saatlerinde mazbata töreni vardı. Birazdan devir teslim töreni olacak. Ama zaten Sayın Burak, Burak Elmas bu durumları beklemedi. Bu prosedürleri beklemedi ve Fatih Terim'le hafta sonu yaptığı görüşmeyle birlikte pazartesi günü itibariyle Fatih Hoca Florya'ya geri döndü. Çalışmalarını zaten sürdürüyordu bir yandan dışarıdan destek verdiğini zaman zaman transferle ilgili konularda sıklıkla ifade ediyorduk ama tabii ki durumun netleşmesi bekleniyordu ve artık Galatasaray'da hızlı bir harekatın başlangıcının eşiğindeyiz. Galatasaray'ın 20 Temmuz'da PSV Eindhoven'la mücadelesi Sayın Burak Elmas'ın ve ekibinin hazırladığı bir transfer listesi vardı. Seçim sürecinde bundan çok bahsetmişlerdi. 12 kişilik bir liste ve görüşme anlamında mesafe kat ettikleri oyuncular olduğunu ifade etmişti. Fatih Terim'in bıraktığı bir liste var ve bunların kesişiminden ortaya çıkan şu anda Galatasaray'ın önündeki transfer listesine dair bilgileri paylaşmaya gayret edeceğiz. İlk hamle zannediyorum ki Enron Yekuru ile ilgili olacak ki Sayın Burak Elmas seçim sürecinde Monaco ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söylemişti. Opsiyonu bilindiği üzere 11 Haziran'da bitti Onyekuru'nun ama zaten Galatasaray o rakamı ödemek istemiyordu. Evet bir opsiyon vardı. Devre arasında böyle bir anlaşma yapılmıştı ama 4 milyon 350 bin euroyu ödemek istemiyordu Galatasaray. Şimdi daha makul bir rakama Onyekuru'nun transferi için görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın Transferi bitirmek istediği rakam 2 milyon euro dolaylarında. Şu anda 2,5 milyon euroya kadar gelinmiş vaziyette bonservis için. O opsiyonun bir hayli altına Galatasaray bu transferi bitirecek gibi gözüküyor. Burada şöyle bir detay var. Aslında bunu haber olarak paylaşmıştık. Onyekuru için Olympiakos kulübünün Monaco'ya bir teklifi vardı ve kulüpler arasında aslında anlaşma büyük oranda sağlanmıştı. Fakat Onyekuru'nun buradaki ısrarcı tavrı ki aslında ilk değil daha önce de Galatasaray'a geliş süreçlerinde buna benzer tavırlar sergiledi. İstanbul'da kariyerine devam etmek istediğini söyledi. Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi ve bir anlamda da aslında Galatasaray'ın seçim sürecini bekledi. Şimdi oyuncunun tavrı da Galatasaray'ın tabii ki elini güçlendiriyor burada 2 2,5 milyon euro bandında bir rakama Galatasaray'ın Onyekuru'nun transferini çok kısa süre içerisinde noktalamasını bekliyoruz. Zaten dediğimiz gibi Burak Elmas yönetimi öncesinde de seçim öncesinde de bunun çalışmasını gerçekleştirmiş, görüşmeleri gerçekleştirmişti. Şimdi artık hızlı bir şekilde bu harekatı bitirmek istiyorlar. İlk transferi Burak Elmas döneminin Onyekuru olabilir. Tanıdık bir isim. Daha önce de Galatasaray'a defalarca gelen bir oyuncu ama bu kez bonservisiyle kadroya katılacak gibi gözüküyor. Yanı sıra Jetson Fernandez yine Fatih Terim'in en çok istediği yeni sezonda kadroda görmek istediği isimlerden bir tanesi. Fernandez için de görüşmeler başladı. Benfica kulübüyle kiralama yöntemiyle oyuncunun yeni sezonda da Galatasaray'da olabilmesi için görüşülüyor. Fakat Benfica'nın burada tabii ki bir takım talepleri var. Eğer sadece kiralama ile Galatasaray oyuncuyu kadrosuna katacaksa yüksek bir kiralama bedeli istiyorlar. Fakat bir zorunlu satın alma opsiyonu olması halinde tabii ki daha farklı rakamlar konuşuluyor ama burada biraz Benfica'nın talepleri yüksek. Zorunlu anlaşma için, zorunlu opsiyon için, zorunlu opsiyon tabii çok doğru bir ifade değil belki ama zorunlu satın alma anlaşması için diyelim daha doğru bir ifadeyle. Benfica'nın talep ettiği rakamlar biraz yüksek. Bunun daha makul düzeylere indirilebilmesi için görüşmeler devam ediyor. Şunu söyleyelim, artık hoca belli oldu. İç transferde bu hafta içinde bir takım hamleler olacak. Arda Turan dün Florya'ya gitmişti. Akşam saatlerinde aslında antrenmana da çıktı. Takımla çalışmadı. Bireysel olarak çalışmalarını gerçekleştirdi. Henüz resmi sözleşme imzalanmadı. Yarın ya da yarından sonra Arda'yla da artık resmi sözleşmenin imzalanmasını bekliyoruz. Yanı sıra Emre Akbaba seçim öncesinde aslında görüşmelerin gerçekleştirildiği, sözleşme yenilenmesi için bir takım görüşmeler yapılmıştı Emre ile. Belli bir noktaya gelindi ama yeni yönetime bırakılmıştı. Emre konusu da bu hafta içerisinde çözülecek gibi gözüküyor. Zaten Burak Elmas yönetiminin şu anda en önemli hedefi Fatih Terim'le Zaten göreve gelmeden daha pazartesi günü antrenmana çıkmadan önce bir görüşme gerçekleşmişti. Onun öncesinde de zaten seçimin kazanılmasının hemen ardından oldukça koordineli bir biçimde listeler paylaşıldı. Ve bu hafta içerisinde bir takım somut hamleler olacak. Bunların ilki Onyekur olacak gibi gözüküyor. Jetson Fernandez'de bir takım hamleler yapıldı. Yanı sıra genç oyuncular da var. Galatasaray'ın yerli rotasyonunu arttırabilmek, aynı zamanda da geleceğe yatırım yapabilmek adına düşündüğü isimler var. Bunlar içinde de Barış Alper Yılmaz bunlardan bir tanesi. Keçi öğren gücü forması giyen. Bir yandan da bu oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Galatasaray gerçekten... Dört koldan hızlı bir transfer harekatını gerçekleştirmeye çalışıyor. Buradaki en önemli hedef PSV Eindhoven maçına takımın ana iskeletini en azından tamamen oluşturmuş bir şekilde çıkılabilmesi. Bunun dışında dediğimiz gibi genç oyuncular var. Bursa Spor'dan Batuhan Kör yine Fatih Terim'in istediği oyunculardan bir tanesiydi. Bir yandan onun için görüşmeler devam ediyor. Bir yandan da ana iskeletteki isimler için Burak Elmas yönetimi hızlı bir şekilde kolları sıvadı. Dediğimiz gibi bugün belki mazbatayı alıyorlar ama zaten öncesinden yapılan çalışmalar vardı. Artık bunları nihayete erdirebilmek adına önümüzdeki hafta ortasına kadar birkaç tane transfer gelişmesi somut olarak Galatas bir oyuncunun Galatasaray'da olduğuna dair transfer gelişmelerini paylaşacağız gibi gözüküyor. Şu andaki gidişat, şu andaki çalışmalar o yönde seyrediyor Mustafa Göksu. Emre Kaplan teşekkür ederim. Soru var mı Emre'ye? Fegülü, Falcao ve Cagney'i soracağım. Yani onlarla ilgili topladığım bir bilgi var mı Emre? Bir de Belhanda'yı. Belhanda'yı, tabii Belhanda'da ekleyelim doğru söylüyor Gürcan. Sondan başlayalım Haldun abi. Belhanda için Galatasaray'ın şu anda çok istekli olduğunu söylememiz kolay değil ama Belhanda Galatasaray bekliyor. Zaten İstanbul'da kariyerine devam etme gibi bir düşüncesi var. En önemli önceliği bu. Geçtiğimiz günlerde Montpellier Başkanı da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İşin maddi konusu, işin maddi şartları bize uymadığı için Belhanda'yı transfer edemedik dedi. Tabii ki Galatasaray'dan çok ciddi bir rakam kazanıyordu önceki sözleşmesinde Belhanda. Bunu da indirim yapmaya hazır. Ama Galatasaray için şu anda öncelik değil. Ama ilerleyen dönemde şartlara göre, görüşülecek isimlerin talep edecekleri rakamlara göre belki Belhanda bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Ama bugünden baktığımızda bir öncelik olmadığını söyleyelim. Diğer oyuncular Feguli, yine Onyekuru'ya benzer bir durum aslında. Olympiakos'ta bir görüşme gerçekleştirmişti. Olympiakos'tan ilk talebi 2,5 milyon euroydu Feguli'nin ve 3 yıllık bir sözleşme talep etti. Yunan ekibi bunu kabul etmedi. Yeni bir teklifle geldiler. 1,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeyi ve herhangi bir bonservis ödemeden oyuncuyu kadrolarına katabileceklerini söylediler. Galatasaray bunu kabul ediyor. Zaten bir bonservis talebi yok. Bir senelik sözleşmesi var. Önemli olan burada Feguli'nin yıllık ücretinden kurtulmak ama Feguli buna olumlu bir cevap vermedi. Bekleyi sürüyor. Yine farklı kulüplere de menajeri vasıtasıyla önerildiğini söyleyelim. Kulüp bu konuda oldukça ısrarlı. Menajerine sıklıkla kulüp bulması, teklif getirmesi için talepler oluyor ve bu anlamda da bekleyiş devam ediyor. Falcao için hep söylüyoruz MLS'ten bir takım ilgiler var ama bunlar somut bir teklife dönüşmüş değil. Galatasaray'dan kazandığı rakam çok yüksek. Bunu Bunun ne kadarı karşılanabilir başka bir takım tarafından? Bu açıkçası biraz Galatasaray'ı zorlayan taraf ama tıpkı Feguli'de olduğu gibi Falcao'nun menajerine de oyuncunun gönderilebilmesi, teklif getirilmesi için bir yetki verilmiş vaziyette ve bu konuda da ısrarcı olunduğu ifade ediliyor. MLS'ten dediğimiz gibi bazı kulüplerin ilgisi var ama henüz somutlaşmış, Galatasaray'ın önüne konmuş resmi bir teklif yok. Cagne, son olarak ondan bahsedelim. Aslında Galatasaray'ın satış anlamında, bonservis geliri anlamında en çok umutlu olduğu isim Enbaye Cagne. Geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaptı. İstanbul'a dönmeyeceğim dedi. Galatasaray'ın da zaten temennisi bu yönde. Şu anda zannediyorum ki bütün yöneticilerde benzer temenniyi taşıyorlardır Enbaye Cagne ile ilgili. Premierlik kulüpleriyle görüşülüyor. Ama Cagne'de de henüz bir resmi teklif Galatasaray'a ulaşmış değil. Geçen sezonun ikinci yarısında iyi izler bıraktı opsiyon vardı aslında yapılan anlaşmada ama küme düşmesiyle birlikte West Bromwich Albion'ın bu opsiyon devreden çıktı ve artık yeni bir talip aranıyor Cagney için. Premier Lig kulüplerinin ve yine Championship'in iddialı kulüplerinin Cagney için ilgisi olduğu bilgisi elimizde var ama henüz burada da dediğimiz gibi somut bir teklif yok ama önümüzdeki günlerde hem alınacak oyuncularla ilgili dediğimiz gibi bir acil eylem planı ve hemen harekete geçme düşüncesi var. Aynı şekilde tabii ki kaynak oluşturabilmek adına her ne kadar finansal fair play Galatasaray adına noktalanmış olsa da kağıt üstünde o tabii ki noktalandı. Galatasaray şu anda oyuncu satmadan da belki bonservis harcayabiliyor ama fiili durum öyle değil. Kasaya para koymak gerekiyor ve o harcamaları yapılması muhtemel harcamaları da bir şekilde subvanse etmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Bunun için Cagney'in satışı oldukça önemli ve şu anda Premier Lig kulüpleriyle de dirsek temasını sürdüğünü ifade edelim. Emre Kaplan çok teşekkür ederiz. Önemli bilgiler e, tabii yeni bir yapılanma. Ee, geçtiğimiz sezon.